Merhaba dostlar, merhaba arkadaşlar. Red Dead Redemption'da bölüm 45. Arthur'un hikayesine Vahşi Batı'da bölüm 45'e devam ediyoruz. Twitch burada, YouTube orada. Umarım beğenip like atarsınız. Konuşamıyorum çünkü onu da anlatacağım nedenlerini. Şimdi dostlar, beğenip like atmanız ve yorum atmanız muazzam önemli. Bunları yapacağınızı biliyorum. Hiç buraları uzatmayalım. Direkt şöyle hemen başlayalım. Ne yapıyoruz? Şu güzel Hamish'in güzel evinden, şu güzel göl manzarasında şöyle yapacağız. Hemen haritaya geçeceğiz. Haritada iki tane görevimiz var. En son biliyorsunuz Dust'ta bir sinir bozucu görev yapmıştık Micah ile beraber. Yani adamı öldürmemize gerek var mıydı? Adamın şu an ismini unuttum ama o şirket adamı, patronu öldürdük. Ondan sonra burada peder sevmesi var. Önce pedere gideriz, tamam mı? Neymiş o görev? Sonrasında Mike şerefsizliğine bir uğrarız. Ne haber lan deriz. Bir şeyler deriz ona da. Sonrasında neler oldu? Neden 3 gün ya da 2 gün mü artık kaç gün oldu? Yayın yapamadık. Bölümler gelmiyor. Şundan dolayı arkadaşlar bir çocuğun hastalandı. Çok kötü düştü. Dudakları ve dudağı patladı ve damağında bir şey sıkıntı çıktı diyeyim size. Ama çok şükür atlattık diyelim. Nazara geldik. Benim hatam. Benim hatam. Nazarlık bir olay oldu. Neyse. Sonrasında bir gün yani yorgunum zaten bugün. Bugün de yorgunum ama dur bir dakika atımı çağırayım öyle anlatırız. At nerede? Gold oğlum neredesin lan? Gold gel bakayım oğlum. Hadi gidelim. Hey bir de şöyle bir sorun oldu. Nedir? Yani şöyle bir yemek yiyeyim de. Ulan. Ne yapıyor ki? Heh, güzel şeyler yap. Ay öksürme Arthur'um. Öksürme be. Öksürme bir batı. Tekme atarım sana. Neyse tamam. Atmayacağım. Şimdi şöyle bir şey de oldu. Ne oldu? Bugün oğullarım odasını düzenledik. İşte eşyalar bitti. Bayağı bir eşya aşağı bodruma attık. Arkadaşlar sağ olsun yardım etti. Çok yorgunum. Aşırı yorgunum. Ama bölümleri çekmek istiyorum ve oyunumu da özledim. Sizleri özledim. Umarım siz de bunları görürsünüz. Yani gerçekten çoğu şey önde yani çocuk muayenem benim daha önce gelir ama sonrasında oyun oynamayı ve yayın yapmayı ve sizleri sevdiğim için buradayız. Para için değil, sevdiğimiz için bu işi yapıyoruz. Devam edeceğiz. Bir kişi değilse benim için 1 milyona değer o. Ve onları geçelim. Gece oluyor. Ha, bir de şöyle bir durum var. Maalesef yeni bir güncelleme geldi ve Türkçe yama'da kareler oluşmaya başladı. Her zamanki yaptığım gibi yapamıyorum Türkçe yama'yı. Umarım yeni bir yama gelirse bunu düzeltir ama bu bizim bölümlerimize engel mi? Değil. Tabii ki de değil. Çünkü ufacık bir kare kutusu iğler iyi gibi çıkıyor. Kutu gibi çıkıyor işte. Türkçe karakterler olduğu için bu. Yani ondan dolayı benim yorgunum kusura bakmayın. Bu bölümü idare edin beni. Çocuklar çıkıyor işte Türkçe karakterlerde. O yüzden bunu biraz idare edeceğiz. Sinesi çıkana kadar çıkmasa da sorun değil. Bu da bizim işimizi görür. Ölü ya da diri aranıyor. Yani bunun gibi inşallah çıkmadı mı diyeyim. Ne bileyim çıkarsa da hikayede sıkıntı değil. Buralar niye böyle? Oo, geldik bu arada. Hadi gidelim. Şu Peder Simmons'ın neymiş ne değilmiş dostlar bir bakalım. Ya bu arada ufak ufak izlenmelerimiz falan artmaya başladı. Hadi lan. Ne oldu? Yok yok karışma. Bak şu arkadaşım diyor ya mesela. Arkadaşım. I'lar çıkmıyor. Tamam gidelim. Uğraşamam seninle. Yani benim işim var, gücüm var. Yani yapmasaydım. Kadınlar suçsuzdur algısı yok öyle bir şey. Herkes suç işleyebilir. Kadın erkeği yok. Bunu bu oyun bana öğretti. Bu buralarda ne var lan böyle? Kaç yıldız bu? Yani. Vay ben ne yapacağım ya? Pişir ne lan? Bir bakayım Puma'yı neyini pişirecek ki bu? Bir tane et yeriz gideriz yani.
Zaten gece. Ben gece oraya gidemem. Hadi pişir bakayım. O Arthur'a biraz bakacağız. Tamam mı? Arthur'a biraz bakacağız. Bunda şüphemiz yok. Oh, iyi. Puma eti yiyor. Yok, bu önemli bak. Yok değil. Yok. Bir tane daha pişir Arthur'cum. Şu görüntü çoğu yorgunluğu alır. Ve ben şöyle bir şey yaparım. Çayımdan bir yudum alırım. Çay, sis, oyun, mükemmel üçlü. Arthur, yiyin. Puma eti yediriyorum sana. Normalde biz bunu yemeyiz çünkü vahşi hayvanlarda şöyle bir olay var. Olmaz. Çok fazla kurtlanıyor. Uyu diyelim. Sabaha kadar uyuyacağım. Arturcum, karnını doyurdum bak. Uyutuyorum da seni. Güzel bakıyorum. Kilona dikkat edeceğiz. Kilo aldıracağız sana. Çok zayıfladın. Hastasın. Bu hastalığa yenik düşmeyeceğiz. Tamam mı? Umarım siz de kendinize bakarsınız. Bu arada işte dediğim gibi yorgun oldum mu? Ses tonum biraz farklı gelir. Artık idare edin. Allah'ım şu manzaraya bak. Neyse. Hala bakın. Gel geliyor. Hoş geldin. Aleyküm selam. Yani ne diyeyim? Ne diyeyim? Şu manzaraya bak. Hadi yürü gidelim. Puma etini kaçırdım. Puma etini yani. Polatçım kaçırdım. Hadi şuradan gidelim. Şu Peder Simmons'ın neymiş? Bu arada Gevgericiğim sen de bana yardım et. Diğer arkadaşlar da Discord'dan da yazardı da. Ya bu yeni güncellemeyle beraber yama bozuldu. Bunun bir çözümü var mı? Siz ne yapıyorsunuz? Ben bulamadım. Bir yarım saat, bir saat gömdüm araştırmalarına rağmen. Versiyon 15 var bende zaten. Yani yeni bir tanesi çıkmış olması lazım. Çıkarsa zaten ben burada yapacağım. Herkesle de paylaşacağım. Ben kullanıyorum. Hikayede çok iyi gidiyor. Türkçe zaten benim kanalda dostlar şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben Türkçe olmayan hiçbir oyuna yer vermemeye çalışıyorum. Trader'da bonus eklenmiş. Herhalde %100 bonus veriyor. Trader görevlerini yapacağız. Yani avcılık görevinde deri satacağız. Muhakkak eskisi gibi olmuştur. Bunu da size de duyurayım dostlar. Yani online oynuyorsanız %100 bonus da satabilirsiniz. 650 dolardı. 300. Aynen öyle. Trader çarpı 2 yapıyor. İnanılmaz olacak. Yani güzel paralar kıracağız. Ve bu sefer de online'da da şöyle bir şey olacak. Herkes birbirine sataşacak para için. Herkes birbirine sataşır bu oyunda. Sen ne diyorsun? Burada herkes bu sefer milletin malına çökmek için canlı yanarda gelin bence güzel olacak. Hayatta tek başıma satmam. Bir şekilde. Bu ne lan? Abi deli daha. Ne oldu lan? Bak şurada şimdi iyiler çıkacak ya. Sadece ki tamam mı? Ve ben size birazcık okurum. Siz de halledersiniz. Tamamlar. Ben de konuşma. Cevap vermiyorsun falan diyor. Bu iş adil değil. Neymiş lan bunun derdi? Yani tamam. Seni rahat bırakalım. Ben gidiyorum. See you. Çok da tın yani. Bana ne lan? Bence de çok gördür. Peder Simmons'ına giderim ama seninle bir ilişkim olmaz. Hadi bana. Herhalde bununla alakalı bir durum var da bilmiyoruz. Ha dediğim gibi dostlar yani bu 2 gün 3 gün zor geçti. Çocuğumun olayı işte benim yorulmam, sıkıntılar yaşamam, eşyaları taşımak, şudur budur derken bayağı bir yoruldum. Stres, stres, stres. Yani boyunu oynuyorsan ya da bu tarz yayın yapıyorsan size de iyi bir şey aktarmak istiyorum. Ve kampa geldik. Günaydın. Jack ne yapıyorsun? Çekeyim misin lan? Git. Oo bak stradyo soruyor. Gitmesi gerekiyor üzgünüm. Onu stradyosu sordu lan Jack. Oo iyiymiş. Ben Peder Nittin. Pedere bak. Ne var lan? Peder. İyi misiniz Bay Morgan? Hiç iyi değilim lan. Bilmiyorum Peder. Hepimiz için zor zamanlar. Nasıl tamamladım ama? Evet. Çok zaman. Hastayım ulan geri zekalı. Hastayım.
Kesti bizi, kesti. Morfini bıraktım diyordu en son. Yani uyuşturucuyu falan. New York'a gidiyoruz dostum. Artık güneyde, doğuda, batıda peşimizdeler. Bir tekne bulup nehrin üzerinden kutuya gideceğiz. New York'a mı? Sonra Tahiti'ye, Fil Adalarına, işte her yere, Gine'ye. Dans eder kızlar, özgürlük, anladın mı? Öncelikle ortalığın tozunu atalım, tamam mı? Böyle bir kargaşa yapalım ki ortadan kaybolduğumuz herkes şey yapsın yani, yayılsın. Artık vurgun yapmak da iyi değiliz lan. Tamam mı Taç? Sen iyi misin Arthur? Elbette iyiyim. Sözümü kestiğim için affedersin. Oğlum Taç, bak. Ya arkadaşlarım. Taç, tanıştırayım. Uçan Kartal. Babası iyi bir şef. Charles ve ben biz İndirin lan silahlar işte bizden bunlar. Nasılsınız? Pek iyi değilim efendim. Bunu duyduğuma üzüldüm. Babanız nasıl? Zayıflığı karıştırıyor falan. Halkım acı çekiyor. Yalanlar söylediler bize. Atlarımız elimden aldılar. Piyade tümeni yapmış bunu. Yalancılar, katiller. Bizi öldürene kadar durmayacak bunlar. Atlarımız olmadan avlanamayız ve ölürüz açlıktan. Bu bir başka bir savaş nedeni. Anlıyorum. Bize yardım edebilir misiniz? Paran var. Paran cebinde kalsın evlat. Ne diyorsun Charles? Hadi gidelim, yardım ederim şunlara diyor Dutch. Ne düşündü acaba? Biz de gidelim lan. Ortalığı karıştırır bunlar. Sanırım öyle. Evet, maalesef yöneticim, saat 3 nedenlerini anlattım. Ama bu geçici bir dönem. Her şey geçecek. Biraz zaman verin bize, bizlere. Ama halledeceğiz. Ne diyorsun lan? Canmarşlara bak. Yürü gidelim, yürü. Uçan kartalı takip et. Hadi gidelim bakalım. Atlarını almaya gidiyoruz. Bütmenden. Teşekkür ettim İlhancığım, sağ ol, var ol geldiğin için. Geç oldu, artık hakkınızı helal edin. Size bir şey demiyorum, benim suçum ama bölümleri de çekmemiz lazım. Neyse şunu dinleyelim, konuşuyoruz. Ne dedi, orayı kaçırdım mesela. O ığlar biraz rahatsız edici, fena rahatsız edici. Bu iş size son verim, yani söz vereceğiz, size söz veriyorum diyor. Taç bir söz veriyorsa ya da anladınız işte. Taç artık böyle bir, yani bir çizgi değil yani, anladın mı bak. O çizgiyi geçerse Taç sevmeyebilirim. Geriye gidebilirse sevebilirim eski halini. Öyle bir çizgi değil yani bak. Ha bak, doyulması gereken doyurur, kurtulması gereken kurtarırız gibi bir şey var, sözü var diyor, ne söylüyor. Faith, inanç diyor da yani inancımızı sen yok ettin ya. Artık sorgulamayı bırak, bir saniye düşün artık ya, düşün diyor bize de. Medeniyet etrafımızı şey yapıyor diyor, alıyor diyor, bizi keşfediyor. Bir sonuca varmamız gerekiyor derhal, bir an önce. Oha, ben biliyordum abi, bokluk var. İkisi arasında savaş istiyor fırsat doğması için. Bir taşla iki kuş vuracağız. Ama Kızılderilileri bitirmiş, Cornwall'u öldürdük ya. Pinkerton'dan. Divert them to other issues, especially if there's one more scandal.
İki çatışma nerede? Bir sıyrılmayı deneyeceğiz yani. Mevzu bu. Bir tadi, bir vurgun daha diyor. Micah'ın aldığı evraklardaki şeyi söylüyor, olayları, anlaşmaları anlatıyor da bana güvenmen gerek. Bir arada kalalım diyor aile olarak. Yoksa bizi birer bir öldürürler. 5 dakikada sağ kalamayız bile. Sen, ben ve hiçbirimiz hayatta kalamaz. İşte tekne orada, tekne. Oo, tekne mi? He, tekne olayı, tamam tamam, hatırladım. Hatırladım. Bunun zaman geçti. Atlar tekneden bir yere götürülüyor. Biz o tekneden çalacağız bunları. Burada Michael'ın aldığı evraklarda işte bu demiryolu ihalesi, işte fiyatlar, anlaşmalar varmış. Bununla alakalı plan yapıyor. Orduyla kıtırdilleri kışkırtıp aradan sayılıp plan yapacağız. Parayı bulacağız. Hisse senetleri, paralar, hepsi bir trenle gibi bir şey yani. Bize yardım edecekler. Tekne, kanallarla gidecekmişiz. Hadi bakalım, bir şeyler yapalım. Yaparız, yapacağız. Niye yapmayalım? Yardım iyidir ama Dutch'in yardımla alakası yok burada. Şerefsiz, her yerde şerefsizdir. Hadi gidelim. Ben sürüyorum. Soldalar. Ben bunları takip ederim. Tamam mı? Hiçbir şey yapmam. I think the best plan is to paddle up there silently, border. Then when we got control. Tamam, sessiz ama sessiz. Sakin olacağım. We'll be ashore before anybody even knows what happened. Gemiye çıkacağız. Kimse ne olduğunu anlamadan atlar alacağız diyor. Yani öldüreceğiz hepsini. Tamam. Plan bu. Biraz hızlı mı gidecek lan? Sessiz dedi diye yavaş durdum ha. Tamam tamam. Adamlar hızlı gitti, ses yaptı. Bize gelince ses yapma diyor ha. Böyle iş mi olur lan? Tano git sen buradan. Ben de geleceğim. Hadi ama. Geldik geldik. Sakin beyler. O benim, o benim, o benim. O benim, vermem. Vermem, seni ellere vermem. Video. Ve yağmalarım. Böyle mi çıksak? İki tane arkada mı? Bir dakika. Evet, çıkardım ben. Çıkmaz mısın buraya? Eğitsene. Aldım, vallahi aldım. Bu güzel olmadı mı? Bence bir iyiydi, süperdi. Onlar da bir şey yalar yapıyor mu acaba? Aşağıda iki tane adam var. Bıçak yok değil mi bende? Hepsini ben aldım. Bunlar ne yaptı ki? Sessiz. Tamam, hallettim. Neyin icabına? Çaparım mı dedi o? Çapayı nasıl söyleyeceğim lan ben?
Çapayı çözdü diyor da. Öbür taraf çapa. Burası işte. Ha, dinamit diyor. Bir dakika. Oğlum dinamit ne? Dinamit teknede dinamit patlatılır mı lan? Oğlum yanarız lan. Yerleştir koçum. Tamam lan. Her şeyi ben yapıyorum zaten. Kaç kaç kaç. Of 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 of. Olay bu. Olay bu. Yiyiz yiyiz. Hadi bu. 10 numara 5 yıldız oldu bu. Hep hızlı gidiyor Dutch. Uğraşıyorum. Kayalara çarpacağız. Sıkı tutunun. Good night Türkiye. Yani. Senin derdin ne lan? Atlar adam korkudan ölüyor ya şu an. Çaydan büyüdüm. Devam. Tekne su alıyor. Atları kurtarmamız lazım yoksa boğulacaklar. Çünkü kapalı alanlar. Gidin lan gidin. Şimdiye kadar gördüğüm en iyi oy silahlar gitti. Herkes bir at alacak. Ben de bir tane alacağım. Arthur yüzemez ki bu arada. Nasıl oldu bu? Ben şunu alırım abi. Ben gidiyorum. Atları kıyıya götür. Vallahi ben götürürüm kardeş. Bir tanesini aldım. Durumu kötü yalnız. Bir an önce yapmak lazım. Yerlere nasıl alacağız ki biz? He, takip ediyorlar bizi. Bakayım. Aynen aynen tamam. Tamam. O ikisi de geliyor. Kurtardım. En fazla dayanamaz. Ölürler. Bak enerjisi bitti bile yani. Bak gidiyor gidiyor. Yani fazla dursa geberir gider yani. Yoruldu. Çok yoruldu ama. Hadi aklınıza kavuştunuz. Artık av yapabilirsiniz sayenizde. Sıradaki. Mevzu ne? Taş nerede lan? Geldi şerefsiz. Korkudan altına ediyordu ha. Seems like Uncle Sam likes you fellas even less than he likes us. So it goes. My father doesn't want to fight again. Baba savaş. Arthur kötü durumda ya. Well, Arthur, oh, Arthur needs to rest. I will. Ben yaparım. Seni sevdim böyle. Arthur hasta ya tabi yardım edemez. Adam çok uyanık. Bizim neler yapacağımızı biliyor artık. Sadie told me about Combe. Meet us at Doyle's Tavern in Saint Denis when you can. Shall we go, sir? Certainly. We'll start some light reconnaissance out of Fort Wallace, and when Combs dealt with, you come meet us there. We'll set up a good spot for you. I don't know, Dutch. Bilmiyorum, Dutch. This is exactly the distraction that we need. Ses var, tam bu fırsat işte. Fighting was an impossible gamble. There's no winning for you in this. Father need not know anything. Savaşmak senin için bir kazanç yok diyoruz da. Ya bizim Charles diyor. I said I would stop this from happening. Would you talk to him? Speak with Rangeful. Yes. Would you? Yardım ederim ben her zaman. Ederiz lan. Charles delikanlı çocuktur. Onunla ben konuşurum sen rahat ol. Kampa geri dön ve diğerlerini kontrol et. Ve Dutch'ın davranışlarını tabii ki de. Anlıyorum. Anlamıyorsun beni de neyse. Gidelim dostlar. Gidelim. Ve Gold. Gold da neyin Gold'u? Önemli, önemli değil. Şimdi görevlerimiz açılıyor. Oo, burada ne var? Bar. Bara gideriz. Oha yakınlardayız bir daha. Maika'mız var. Sadie Adler var. Sadie Adler. Burada. Mevzu şu. Yani bu.
Orayı bu arada gerçekten oraya gitmek istiyordum. Yağan yağmura gideriz. Şu ikisini önce bir deneyelim. Yakınız zaten. Önce şu. Tamam mı? Bara gidelim. Bara gidelim. Bakayım neymiş bardaki. Of. Arthur, Arthur sen ne yapıyorsun? Tipe bak. Tip var ya, bu tip bende olacak. Ayıklık neyse yani, bir şeyler yaparız yani. Hadi gidelim şu bara bakalım. Bardan sonra da şu Mike'ın şerefsizliğini artık gidelim yani. Şerefsiz diyorum, hakkını verirdin ama yani gerçekten şerefsiz ya. Hani kaba bir tabir belki ama şerefsize de şerefsiz demen lazım yani. Tamam mı? Nedir? Ne değildir? Bir bakalım. Hı. Ya bunlara kızmayın ya. Bu denir yani. Gerçekten ama öyle ya. Tamam. Ne oluyor? Dur bakayım neymiş? Bir tane engelli bir arkadaş var burada. Bir anne gibi insanları bir bağrına duvarsan başına falan fıstık. Sonra gelip sırtınızdan vurdular sizi. İhanet ettiniz mi? Uğradınız mı? Vefasızlık. Onlardan biraz yıldız yarattım. Birer gösteri sanatçısı. Onlara aile olmak yetmiyor tabii ki. Kendi başına çekip gitti. Birisinden bahsediyor. Şirbaz mı çekti gitti ya. Ana. Deli gücü, deli gücü. Bertrand, Bertrand, Bertrand. Onu öldürecek, yardım etsene be. Sakin ol istersen. Arkadaşım. Bir engelliye vurmak istemem ya. İyi dur dur, dayak yiyorum, dur dur canerim, ben aslında açacağım dedim, bugün inat ettim, bugün bu yayın yapılacak dedim ve buradayız lan. Aslında ben şeye girdim, o arada Türkçe yamaya baktım bir saat orada. Ulan oğlum seni gebertirim. Oha adam çok güçlü. Al sana, al sana, al sana. Geber ulan. Şerefsiz. Engellisin diye de ben öldüremem. Hem. Hakkı ne evet ya. Vallahi bir saat Türkçe yamayla uğraştı. Dur bırak ya. Anneciğim anneciğim. Engelli ama deli ya. Anladın mı? Çok güçlü. Ne diyor ya? He. Arkadaşını kaybetmiş. Aslında sihirbazı kaybolmuş. Bu da ondan dolayı işte, anladınız ya. Tamam yaparız ya, sıkıntı yok. Hadi inan öyle oldu. Bir saat sırf yamaya baktım. Karı bak, karı çıkıyor ya. Bir şeyler olmuş, bozulmuş yeni güncellemeden dolayı. Yenisi çıkarsa bulmamız lazım orada. Yardımcı olursunuz bana inşallah. Yorumlarda yazın eğer bulan diğer arkadaşlar. Why didn't you tell me in the first place? You just apologize to these men. Jesse bana göre değil ya. Şey. Özür dilerim, özür dilerim. Bak bizden. Beni affettin. İçmiş bir de. Teşekkür ederim yabancı. O yalancı işte sihirbazı rastlarsan diyor. Ya bulursan bize yardım edersin. Magnifico. Magnifico. Lan ne kadar zor. Neyse inan oynayamam ya. Counter Strike değil mi bu? Bana göre değil ya. Tamam. Tamam. Olur. 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 Çok. Magnifico'yu bul. Mister. Bayım. Bayım. Hadi gidelim ya, uğraşamam. Magnifico yolumun üstüne çıkarsa bulurum. Onun halinde hiçbir şey yapmam. Lan gold. Gel buraya. Arkadaş şurada. Magnifico da burada. Vallahi yaparım. Önce Mike'a giderim. Yani
Şerefsiz diyorum kızmayın. Yani ama şerefsiz bir adam, şerefsizdir. İşte öyle oldu canlarım ya. Başıma gelenleri zaten biliyorsun. Çocuğun durumu. Biliyorum lan. İşte bizim bu durumumuz, eşyaları taşıdım bugün, felaket yorgunum, aşırı yorgunum ama ona rağmen şu bir bölüm çekip şey yapacağız. Bir Euro Truck yaparız ama valla CS bana göre değil yani, başka oyun söyle, yapabileceğim bir şey yapamayacağım, şey sözümü de hiç kimseye de vermem. Tamam, git buradan. Ben gidemiyor muyum ben? Çıkmıyor. Korktuğumdan değil, burada zaten aranıyoruz, bela istemiyorum ben, anladın mı? Ulan. Ha, bir dakika. Damarda durmazmış kardeş. Ölmek böyle bir şey. Ne yapayım? Ne yapayım? Ben gidiyorum. Kaç 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 kaç. Aramıyorum, bir şey olmuyor. Ama şimdi o yak kaşınmadı mı? Ben ne abi? Ben yoluma bakmaya çalışan bir adamım yani. Zaten sıkıntılar yaşıyorum. Bir de sizle mi uğraşacağım yani? Ben öldürmek istemiyordum. Ama kendi kaşındı. Burası. Ah Mike. Seni vurmak istiyorum da. Bak basıyorum, bak tetiğe basıyorum. Sesi de geliyor mu size? Neyse. Anlat bakayım lan yılan. Dinliyoruz. Eşten sesini. Oldu oldu, herkes beni takip etti. He oldu diyorum ya. Oo, ağır konuştum. All I know is there's law whenever you're around. Is that so? Because it seems to me that since you've been riding with us, there ain't been nothing but trouble. Stirring things up all the time. Senin yüzünden başım beladan kurtulmuyor her konuda diyor da. Sen nerede? Sen adamlar da orada oluyor. Haddini bilicilerim senin bak. Haddini bil. Bak 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 bak. Anladığımızı anladı ya. Harold Cowboy. Sen ne zarar vereceksin? Marka kes artık sesini. O başlattı. Patlayıcı bulmamız lazım oyalamak için diyor da, köprüyü süreceğiz. Berbat bir fikir bu ya. Artık senin düşünce pek taç umursamıyor. Onların kafasını karıştıracağız. Blackwater'a gideceğiz. Parayı alıp herkesin buradan gitmesine yardım edeceğiz, tamam mı? Bir tekne ayarlandı. Blackwater'ı saçmalık. Hepimizi biliyorsun. Bunun hepimiz biliyoruz bunu. Aşk gözlük bu. Taş böyle istiyor. Eski bir tüfek sunuyor bize. Yerini ben aldım demeye çalışıyor. Dedi ne yapacaksın? Ne sunacaksın? Post arabası mı soyacağız şimdi de? Yaptığımız post arabası mı soyma? Siz ikiniz yapın, ben başka işlerim. Be. Elbette biz. Hadi Arthur. Bu arada cowboy kendini fazla yorma ha. Belki bir tatile falan çıkarsın. Dalga geçiyor şerefsiz. Ya abi bak vallahi şerefsiz bak. Kızmayın mı? Ya. Bir de bil mi çıktı başıma ya. Hiçbiri bitmiyor. Bütün dertlerini ben çözüyorum değil mi? Bil. Gidelim. Eğlenceli çocuklar. Yani ondan mı emir alıyorsun artık? Her zamanki bu derste emir alıyorum ben. İyice çıldırmaya başladı bunlar ha. Cornwall öldürdüğünü değil mi? Bunu yapması gerekiyordu. Burada Pinkerton devriyesi var diyor. Tamam, şimdi devam edebiliriz. Geçtiler. Ya bak bunlar bir detaydır ha. Pinkerton, ooo. Burada bir şey yapacağız biz, değil mi? Evet, soygun. Post arabası soygun yapacağız. Ne geliyor Cener, onu anlamadım ben.
Annesburg'dan buraya gelecek. Bu tarafa. Ha, tamam, sorry. Ya oğlum yürü git, git ölü taklit edersin ya, ben vururum lan. İyi nişancı benim, anladın mı? E sen oyunculukta iyisin. Seni koruyacağım ben, tamamdır. Ya oğlum bak. Biri dokunursa herkes dokunur, anladın mı? Bize o salak salak muamele yapmaya başladılar, canım sıkılıyor bak burada. Bu seçim bir konum belirle. Tamam. Mallara bak ya. İçeri girmeyecek miyiz? Girelim. Bilbil diyor ki yancı gibi davranmaya başladı. Oğlum ben Arthur'um. Şurası iyidir. İnecekler. Ben önce şunu alacağım. Lan vur şunu. Bence iyiydi. Başka var mı? Bence yok. Hadi gidelim, gidelim, gidelim. Burada bir şey var sanki. Son olurum ben buraya ya. Tamam, tamam, tamam. Şimdi görev, önce görev, önce görev, önce görev. Görev saldır, gidelim. İşte bu ya, işte bu ya. Dinamitleri aldık. Abi kampa mı götüreceğiz? Hadi bakalım. Sen de güzel sarhoş taktiği yaptın. Atışlarım benim her zaman iyidir oğlum bak. Bana dedaylı var dediler işte. Aim dediler. Oğlum ben neler atlattım? Ne suçlamalar atlattım ben? Neyse şuraya bakalım. Hallederiz. Oğlum ne oluyor lan? Abi yani anladınız mı? Bunun herkes yapacağı iş değil bunlar yani bak bil. Ben mi sürüyorum sen mi sürüyorsun? Sen sürüyorsun. Oha yeni silah mı aldık şimdi? Böyle bir silah ben bilmiyorum. Bu vardı da bu farklı. Daha değişik tetikli mekanizması var. Hadi gidelim. Ne oluyor lan? Öbürü nerede? Yani ben varım oğlum, tamam mı? Ben varken sorun yok. No problem bitti. Oha ne çabuk spam oluyorsunuz lan. Böyle bir şeydi ya. De ne suçlamalar yaptılar bil bana. Ey yavrum ey. Atıcı değilsin. Ey maşist var. İşte vuramıyorsun. Ben güzel bir atıcı olmaya çalışıyorum. Mütevazi. Ah bir ah. Sanırım yok. Bak hala suçlular beni. Oğlum ben saf yeteneğim. Bunu artık anlayın yani. Yapamadığınız şeyi takdir edeceksiniz. Bükemediğin biri öpeceksin. Tamam tamam şey yapma. Tamam birazcık mı olabilir? Ne diyor? Bana ver oğlum bana ver. Sen yapamıyorsun bu işi. Ver şunu ver. Heh gidelim. Sana mantıklı geliyor mu? Şunlardan bir kurtulsaydık iyiydi. Kurtulduk mu? Bak Mike orada diyor. Mike'a arkaya nasıl kaydettim ama? Hey getirdiniz mi? Bak bu olabilir. Evet getirdik. Evet getirdik. Neyin var Arthur? Bir şey yok patron.
Bir şey yok John. Bak 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 bak. Yere girdi. Gerçekten. Sen kendini patron sanıyorsun. Benim Arthur'la konuşmam lazım. Ne oluyor? Dinle. Sen nereden lan? Aynı fikirde olmadığımız belli yani. Sinir bozucu olduğumu düşündüğüm ve beni tehditli olarak gördüğünü biliyorum. Seni kızdırma koşuma gidiyor benim. Öyle olsun. Ben kötü bir adam değilim zannettiğim gibi Arthur. Yalnızca ayakta kalmaya çalışıyorum ben. Benim yanımda ol, ayakta kal. Dutch and I got planning to do for the trip. Planları ben de yapıyor. Bak hala yapıyor. Hala yapıyor. Bana güven. Tehdit etti gördün mü? Yeni oyunlar. Tamam onlara bakacağız. Yeni oyunlar geliyor zaten. Content lazım. Evet content önemli. Micah tam bir şerefsiz. Tehdit ediyor. Alttan da yılanlık yapıyor. Bir şey de gördünüz. Bir şey demek istemiyorum ama şunu diyeceğim. Kızmayın bana şerefsiz. Net. Aksini iddia eden yazsın abi. Burada bu var ve Sedi Adler'ımız var. DC'den atarsın bir bakarız da dedim ki şu an yeni oyunlar zaten geliyor. Oo Hamish var. Bir dakika iki tane üst üste görev yaptık zaten. Bence şu Hamish'e bir gidelim tamam mı? Orada bir bakarız. Ona bir konuşuruz ya DC'den sesli olarak. Müsait zamanda 44 dakika olmuş daha devam abi bizim dakika saat sorunumuz yok oynarız da izlenmesi açısından 1 saat yapıyorum yoksa ben 2 saatlik 3 saatlik bölümleri de atıyorum yani montum bilette gördüğünüz gibi ama dediğim gibi 1 saatlik bölümler YouTube daha çok öneriyor algoritma meselesi yani ben 3 saat atınca kanal affedersin yerin dibine giriyor çünkü izlenmiyor montum bileti de işte 2 bölümler çekerim. Ondan sonra bir daha da uzun bölüm atmam. Öyle ama Mountain Blade de uzun oynanması gereken bu oyun. Ne oldu lan? Burada bir şey var. Yürü. O ne demek? DC'den konuşuyordu bakarız. Ne oldu lan? Yine mi lan? Ama bu bizi atıyor sürekli. Başka? Vallahi ata binerim. Nereye gitti o şerefsiz? Burada adam bu muydu? Ha. Vay be. Ne güzel Euro Truck oynuyoruz. Mesela bu oyunu oynuyoruz. Red Dead oynuyoruz. Dediğim gibi şeyleri bekliyorum ben. Neydi oyun ismi? Yeni oyunlarda Spider-Man ve Last of Us oynayacağız ama online tabii ki ekip olarak oyunlar oynamamız gerekiyor ama dediğim gibi çok baktım olmuyor. Hikayeli oyunlar çok seviyorum ben canerim. Yani böyle bir adamım. Benim zaten online'da Red Dead Online'ı beraber oynuyoruz, Euro Truck oynuyoruz. Yeni oyunlar bulacağız ama birazcık daha zamanı var onların. Geçenlerde şeyden bahsetmiştim, bir oyun bahsetmiştim işte bayağı bir uzun sürecek bir oyundu ama arkadaşlar istemedi. Benim tarzım onlar yani böyle hayatta kalma ama ekip yayınları olsun, güzel hoş sohbet edebileceğimizin makara kekir yapacağımız ekip oyunları lazım bize bence. Neydi ya? Forest değil de böyle bir teknede tekne inşa ediyorsun böyle topluyorsun falan bir yerlere gidiyorsun. Güzeldi yani. Neyse şunu bir yapalım bakalım bu neymiş daha da konuşuyoruz oynuyoruz. Eğer benim gibi bir adamın kanalına abone olmak destek olmak isterseniz de sevinirim çok konuşan bir adamız. Yani öyle olmamız gerekiyor yani oyun oynamayı da seviyorsanız tam yerindesiniz. Yavaş oynuyoruz. Raft evet Raft'ı istemediler sevmediler. Aa bu arada şey Sea of Thieves'de oynuyorduk bak yeni oyun dediğin. Kanalda bir sürü oyun var. Bir sürü. Bak Sea of Thieves oynuyoruz beraber. Red Dead Online oynuyoruz. Euro Truck oynuyoruz. Hatta seninle bayağı bir Euro Truck oynadık. Güzel de oluyor. Müziğimi açıyorum. Yoluma bakıyorum. Sen de seviyorsun. Ben de seviyorum.
Arkadaşlar da izliyor sağ olsunlar. Güzel sohbet yayını oluyor hatta o yayında. Ya biraz erken açmam gerekiyor. Tek sıkıntımız o bizim aslında. Bizim kanalın tek sıkıntısı o. Ama YouTube iyi gidiyor. Ben de çok memnunum. O yüzden belli bir süre yani başka bir yeni oyun istemesek mi? Çünkü hikayeli oyunlara vakit kalmıyor canerim. Kabul ederim ki belli bir süre var ve o süreyi de bunları da oynamamız gerekiyor. Seni anlıyorum. Haklısın da. Lan kapı aç. Hamiş. Neymiş? Burayı izler misiniz? Artur. Aslında burada Türkçe yamanı tam olsaydı iyiydi ya. Herkesin anlamasını çok istiyordum. Doğru söylüyorsun bunu. Bak bak bak. İzleyin burayı. Birkaç kedi de dışarı çıktı. Devasa bir kurt var. Bekleyebilir. Bizi tam burası. Çay içiyordum da. Bak. Gezgin biriyim ben. Daha kuzeyde doğdum ve zamanım çoğunu batıda geçirdim. Tuhaf, kendimi hiç gezgin olarak görmedim ama. Böyle bir sohbetleri var. Anlatabildim mi? Adamla o kadar çok diyalog kuruyorlar. Cesaretler o kadar sık. Bak. Çok güzel sohbet ettiler yani. Kötü zamanlarda ha? Evet öyleydi. Bir de kahve ister misin? Lütfen. Bak 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 bak. Halkı var ya burası efsane. Bak tam işte orada. Bak 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 bak. İzleyin. Alfa. Alfa kurdun peşine gideceğiz. Hadi gidelim. Şimdi anlattığım hikaye buydu işte. Gördün mü ne kadar güzel sohbet ettiler. This ain't a country for wild animals, nor wild men neither. Vahşi hayvanlara ve vahşi insanlara. Aradaki sohbet çok iyi olmuş yani. Arthur'un gerçek bir arkadaşı varsa bu onlardan bir tanesi. Hadi etrafından dolaşalım. Kurdun peşine gidiyoruz. Alfa kurdun peşine gidiyoruz. Bu arada yıllardır arasında bu kurtla aralarında bir sürtüşme var. Yani Hamish ve ikisi avlamaya çalışıyor. Orada göremiyorum. Tepeye çıkalım oradan bakalım diyor. Şahpatır tepeleri seviyor diyor atı için. Şahpatırmış lan ismi. Bakalım ne gömmüş burada. Bir dakika. Bunu yapalım da. Reçel gibi bir gökyüzü. Bu da yemek yemiş. Akşam yemeğiymiş bu tabii ki de. Oğlum bizi inceleyemiyor muyuz? Şimdi nereye gitti acaba? O tabii ki de buraya gitmiş. Oha burası onun av yeri gibi bir şey. Yemek yeme salonu. Tahminimce şuraya gitti diyor. That's the problem. Nerede lan? There she is. Got shot. Aha tam karşıda gördünüz mü? You got some miles in you tonight. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şunu avlayalım da bitsin şu iş ya. Alfa kurt. Onu avlarsan gerisi de alırdı. Onu görebiliyorum şurada. Ben bir alabilir miyim? Ver. Ha o değil lan bu. Burada kemetle mi avlayacağım Arthur? Ne yapıyorsun? Aslında dün Hasan'ın da bir fikri beraber ortak yayın edelim. Neyse dur. Biliyor muyuz? Tracker.
Bir sürerim ben yani. Bir beğendi yani. Kurt. İzleri sürecek he? Gel amış gel. Amış ya adı doğru. Buradan koşun gel. Bizim var ya yani bunun iyi koku alır amış. Anlatmıştım sana sohbetimi. Şuradan gel. Şu bölümü çekelim mi? O konuşurdu onu şeyde Euro Truck'ta. Bir dakika. Yeah, you don't want to lose that. Arada güzel sohbet dövmüyor mu bu arada? Hani bölmek istemiyorum da. Dişi kurt mu? Öyle mi lan? Arkası benim. Wow, wow. İyi misin? İyiyim lan. Yeah, I don't think the wolves would have shown much mercy. That's quite an ambush he led us into. Yeah, bushwhacking, I'd call it. Bizi tuzağa çekmiş. İşte orada. Oy! Kurtul lan şunu. Hallettim. Hallettim ben de. Alfa buydu işte. Hepsi bu kadar mı? Vay be. They brought us here to be slaughtered. You were after a hunt. Bizi öldürmek için buraya çekmiş diyor. Yani tam bir avcı aslında. Bizi av gibi kullandı yani. Aslında avcı o. Won't likely see another like him for some time. Yeah, I hope I won't either. Thanks for taking me out. İyi bitti bu görev de. İyi, hamış da hallettik. You come by and see me. Bir ara bana uğra, tamam mı? Hoşça kal. Bekle. Şu posta al. Thank you. Ne yapacağım lan onu? Hak ettin. Bu bölüm çekeceğim bugün. Sadece bir bölüm. Yani birazdan bırakırız. Ben bunları ne yapacağım? Lan yere atma Arthur, hediye aldık, dur lan. Olmaz oğlum, dur, hediye böyle yapılmaz. Bir dakika. Olsun lan, oğlum manyak mısın? Biz ne yapalım biliyor musun, bakayım. Biz neredeyiz ki? Oha, ayı avını yaptığımız yerdeyiz ya. Burada da yok ki. Oo, bölümlere bak, John Marston. Hazır değildi. Burada 20 dolar ne lan? Ödüm. Ha, adamları vurdum ya. Sorry değil ya. Şimdi buradan nereye gideriz? Bir dakika. Gölde başladık. Gölde bırakabiliriz. Bir dahaki bölümde de neler yaparız? Oha, şeydi var, bu var. Bu ikisini yapar. Buna geçeriz. En sonunda şeydi'yi hallederiz gibi. Ama önce şuraya bir gidelim. Tamam mı? Şunu yetiştirebilir miyim acaba John Marston? Mümkün değil. Bu görev mümkün değil. Onu yapmam. Belki bunu yapabiliriz. Magnifico'yu yapalım mı? Hadi Magnifico'ya gidelim. Ama Magnifico'ya gitmeden önce de şöyle bir şey yapacağım. Şuraya uğrayacağım. Avcıya. Orada da belki bırakabiliriz. Bir bakalım. Zaman kalırsa oraya, yoksa böyle şöyle yaparsam. Bu kurtlarla benim işim yok.
Onu halletsin. Benim işim olmadı onlarla. Ben zaten babasını almışım postunu. Dışı kurdu avladık. Yetmedi. 3-4 tane kurt avladık. Yetmedi. Kendi geldi. Onu da avladık. Ama bence kabul edelim çok iyi oynadım. Bilmiyorum. Artık aşağıya iyi mi kötü mü siz söyleyin. Çünkü ben kendimi övünce yok abi şöyle yok abi böyle diyorsunuz. Ben bir şey demek istemiyorum. Bu arada hafif var. Hafif var. Onu kabul ediyorum. Çünkü bu oyun zaten gamepad için yapılmış. İster istemez klavye mouse kullanmadığım için bunlar normal. Yani öyle. Anlatabildim mi? Öyle yani. Şimdi dostlar buradan sonra da bir Euro Truck yaparız. Biraz araba sürmek istiyorum. Ya yani bu arada arabanın aküsü değişmesi lazım. Aküyle ilgili ufak bir sıkıntı yaşıyorum. Gerçeklikte, hayal, gerçek hayatta bakalım. Güzel bir akü alacağız artık arabaya da. Hikayemize gelirsek de şöyle bir durum var. Dutch, Micah'ı yanına çekmiş. Micah da bu özgüvenle kendini patron tanıyor. Ve artık Billy de artık ele geçirmiş. Billy de onlara emir alıyor. Ben diyor Dutch'tan emir alıyorum demesine rağmen. Hatta Micah birazcık daha ileri gitti. Ne dedi? Bak dedi benim dediklerimi yaparsam hayatta kalırsın. Ben hayatta kalmaya çalışıyorum. Ben kötü bir adam değilim diyor. Tabii ki neden söylüyor bunu? Patronluk rolüne söylediği için ki Arthur kendi tarafına çekecek. Ve şunun farkında. Arthur çoğu şeyi fark etti. Ne diyor? Pinkerton'lar ve diğerleri. Sen neredeysen oradalar. Sorunu sen çekiyorsun diyor. Bence haklı da. Arthur çoğu şeyi biliyor ve ona göre de Michael şüphelendi. Ağız yokluyor, zarf atıyor. Biz yemeyiz yalnız. Şerefsiz derdim ama şerefsizdim unutmayın. Hemen şuraya bir gidelim. Bu neymiş? Hemen şu derileri vereceğim. Bak görüyor musun? Avcılar. Ben de seninle işim yok koçum. Yürü git. Vallahi öldürürüm. Bak burada kimse de yok seni. Kimse kurtaramaz. Şapkam da düşmüş zaten. Ha dediğim gibi yani Mike tam bir şerefsiz. Bunu ister kızın ister daralım. Benim fikrim o. Dash da bir çizgi de. Bak o çizgiyi geçmedi daha. Ama geçerse. 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 Neyse. Yani anladınız siz. Geçerse siz tamamlayın bence. İşte dedim ki Micah böyle, Dutch öyle. Şu anki dostlarım arasında seçim yapamıyorum. John Marston mı, diğerleri mi? Bilmiyorum. Bill değil. Micah değil. Onu biliyorum. Sadrus'u gönderdim. Kovdum kamptan. Jack dedi hatta niye böyle? Neden yaptı? Olması gerekiyor dedik. Bakacağız. Ama şu an bir dostu Hamish. Çünkü bakın ne kadar içten güzel bir sohbet oldu. Kahveler içildi. Saatlerce sohbet edildi. En sonunda ava girildi. Samimilerdi. İki dost oldular. Bu güzel. Dost kazanmak iyidir her zaman. Dostlarınızı iyi seçin. Arthur gibi olmayın. Michael'a bakın. Etrafına bakın. Aslında gerçekten bir ara şey vardı. Godfather diye bir film vardı. Hayatın içinden çoğu şeyi katmışlardı ve çok tutulmasının sebebi oydu. Çok aksiyon yoktu ama hikayesi de inanılmaz bir filmdi. Ben hala hayatın içinde çoğu şey olduğunu bilirim. Geldik sayılır. Şuralarda bir yerde olmalı bu. Çünkü buraları hatırlıyorum birazcık. Bakayım. Bu dağın orada mı? Bu arada gerçekten karesi şeyi çok iyi. Ve son olarak şunu da söyleyeceğim. Bu yamayla alakalı yardımı dokunacak herkese şimdiden teşekkür ederim. Umarım bana bu konuda yardımcı olursunuz. Ha, kareler rahatsız ediyor. Ama oynanır mı? Oynanır. Ama çözmeye çalışacağım daha kaliteli olsun diye. Biz oyunu Türkçe oynuyoruz kanalda. Türkçe oyunlara hikayesine yer veriyorum. İngilizcem var ama çok iyi değil. Yani bu tarz hikayeli oyunlarda İngilizcen inanılmaz muazzam olmalı. Detayları kaçırırsan, aktaramazsan ne ben anlarım ne siz anlarsınız. O yüzden manası yok. Türkçe oyun olsun, bizim olsun. Last of Us bu arada Türkçe ya. Çok iyi ya. İzlemedim. Bilmiyorum. Hikayesini az çok tahmin ediyorum. Bilmiyorum artık. Canerim. Daha önce de böyle bir sorun yaşamıştık. Yeni yamaya indirdik. Düzeldi. Bunda da herhalde düzelecektir. Dur bakacağız ona. Hazır şuraya gelmişken. Burası mıydı ya? Hala nerede bu adam?
Burada bir hikaye var da neyse. Yukarıdaki adamın hikayesi var. Dediğim gibi bu bölümü bu şekilde bitirelim. Şeyde derileri satıp orada bitiririz. Biraz hızlanalım artık. Dedim çok yorgunum. İki gün çok kötü geçti. Oğlumun durumu. Benim bu ev taşıma yorulmam işte üst üste geldi. Birazcık da rahatsızdım. Aslında da vardı. O da vardı. Keyif alamazsan karşıya da boyunu aktaramazsın. Moral çok önemli yayıncılıkta biliyorsunuz. Benim aynı yere geldik. Bu kim ya? Biz nereye gidiyoruz? Hele şükür ya. Burası işte. Burası. Evet. Gel bakalım ya. Satıcı. Hem bir bakalım neleri varmış. Satın alalım. İnsiz etleri. Hiçbir şey görmüyorum ki ama ya. Bunu geç. Kıyafet. Ya bunları almam ben. Yapabiliyorum sadece. Vay be. Güçlendirilme şekli kullanırız. Wow 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 neler var böyle? Haydi ut. Vay be. Şimdi Hamish'in verdi. Oo. Hangisi bu mu? Vallahi alırım. Para da değil bu arada. Bunu sevmiyorum ben. Alayım mı? Almayayım mı? Alayım mı? Almayayım. Görmüyorum ki ya. Yok bunu sevmedim. Fil dişi gibi. Yok bu değil. Bu değil. Bana göre değil. Birazcık daha düzgün oldu. Bunu almadık mı biz? Neyse alalım dursun. Yok anasını görmüyorum ki. Neyse bir sabah bakarız buraya. Bunlara bir şey yapamıyoruz. Binici. Bu ne be? Bunu almam. Ya aldım daha ne alacağım? Bunu alırım. Çift oldu değil mi bu şimdi? Neyse çift olsun. Yeter. Eyerler. Eyerlere bak. Eşyalar. Gerek yok. Çıkalım. Şunu da satalım. Gerek yok. Sat. Oha nelerim varmış lan benim. Sat babacım ben fareyi ne yapayım ben geç. Bu ne? Kuma dişkisi mi? Dişi olmasın bu? Kuma dişi okay. Duru yanlış çeviri var. Ya bunlar para değil. Sırf işte ayıp olmasın diye. Ya. Bakalım şöyle. Tamamdır. Hadi Arthur'cum. Şu ateşin başında bir şey içebiliyor muyuz? Ya. Dostlar arkadaşlar. Güzel bir bölüm oldu bence. Umarım siz de aynısını düşünüyorsunuzdur. Beğenip takip edip ve abone olursanız sevinirim diyorum. Bölüm 46'da Arthur'un hikayesine devam etmek için. Şimdi burada bir ara vereceğiz. Sonrasında devam ediyoruz. İyi ki varsınız diyorum. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Bye bye.